da ne yapıyor bunlar ya? Şu ana kadar 100 kere çıkması gerekiyordu. Asuman mı? Çoktan çıktı o. Evet. Şimdi itiraf edebilirsin. Neyi? Beni kıskandın. Hayır. Evet, kıskandım. Hayır. Bu hayır içinde kocaman bir evet barındırıyor. Nefesini boşuna tüketme. Onu görev başındaki polis memuruna karşı gelmeden önce düşünecektin. Zevk alıyorsun değil mi? Ya şu durumdan bile zevk alıyorsun. Seninle aynı odadayken zevk alıyordum, evet. Keşke o lambayı isabet ettirdiğim için burada olsaydım. O zaman senin yanında olamazdım ama. Elbisen güzelmiş. Elbisen güzelmiş. Sağ ol. Şşş. Bana bak. Beğendin seni ha. Ya pardon, bakar mısınız?
Sen gel. Allah kutlarsın. Demir Hanım, biz ne zaman çıkacağız? Biz ne zaman çıkarız? Demir Hanım. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, haydi yavrum. Salına da salına da gel. Memur Bey. Ay yavrum dön dolaş yine bana. Ben avukatımı istiyorum. Babamı ararım, o hemen yollar. Yasal hakkım var sonuçta değil mi? Amirim onaylasın öyle. Tamam. Bekliyorum ben. Alçak ceviz dalları, sıva beyaz kolları. Kız nereden geleyim, hep tutmuşlar yolları. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel, haydi yavrum. Baba neredesin ya? Sıkıldıysan sohbet edebiliriz. Yok, kalsın. Sıkıntıdan patlamayı tercih ederim. Ama sen bilirsin. Ben de kendi kendime konuşurum. Hacı, 8 yaşında falan. Antep'teyiz. Bir bakkala girdik. Bakkal dediğime bakma, küçücük mekan. Tam ortasında da karısı duruyor, bir şeyler düzenliyor. Bizim çocuklarla fırlamalık yapıyoruz. Ben bilmeden kadının eteğine basmışım. Kadın ani bir hareketle çat diye dönünce kadının eteği yırtıldı. Paçalı donlarıyla ortada kalmasın mı? Adam bunu görünce sinirlenmesin mi? Üzerimize gelmesin mi? Elinde boyum kadar sopa bir kovalıyor, yakalasa hastaneye gidecek beni. Neyse biz mahalleye girdik. Dedim eve atarsam kendimi kurtulurum. Ama tam eve giderken adam laps ensemden tuttu. Kaldırdı sopayı, ben gözlerimi yumdum, dedim Allah! Bittik. Sonra bir ses. Bırak o çocuğu diye. Teyzem ya, benim kurtarıcı meleğim. Dedi ki Fırat'ın kılına zarar verirseniz sizin ümüğünüzü sıkarım. Adam korktu tabii. Kaçtı gitti. İyi. Dayak yemekten kurtulmuşsun. Sen öyle san. Teyzem beni içeriye aldı. Ufaktan tatlı tatlı, terlikle. Neyse hak etmiştim. Sonuçta bütün mahalleyi karıştırmayı becerdim yani. Ne güzel günlerdi be. Seni görüyordum. Merak etmiyor musun? Sormayacak mısın? Umurumda değil. Ya nasıl umurumda değil? Ata biniyordum, üstünde gelinlik vardı. Sarı! Baba niye gece uyandırmadın avukatı? Sabaha kadar içeride kaldım. Farkındasın değil mi? Evet, farkındayım. Sen de avukatı uyandırıp kazık kadar kızımın otelde olay çıkardığını söylemeye ne kadar utandığımın farkında ol. Sen niye pişmiş kelle gibi sırıtıyın? Acımıyor musun sen bana? Sabaha kadar kahroldum ben. Oğlum sen kaç yaşında işini gücünü almış insansın. Utanmayayım beni karakol köşelerine sürüklemeye? He?
Beyzen bu defa inanmayacaksın ama benim hiçbir kabahatim yok. Arkadaşı oydu. Sus! Düşünme. Beyzen. Çabuk! Düş önüme, çabuk. Sen düş, hadi. Yaptım. Arabayla mı geldin? Minibüs. Yandım lan güzel. Ya kardeşim, şimdi siz geceyi yan yana hücrelerde mi geçirdiniz? Te Allah'ım ya. Dur bakalım, daha başımıza ne felaketler gelecek. Ya oğlum, rahat olun. Bir şey geleceği yok. Ya Mirza, kusura bakma ama ben senin bu son haline hiç alışamadım ya. Kardeşim, emin miyiz? Hani Gülen'in de bunun lafıyla olacak iş değil gibi yani. Kendi ilacı olsa kendi başına sorar oğlum. Kadıncağız insanoğlunun yaratılışından bu yana yalnız. Akıl aldığın adama bak ya. Ya kardeşim, ben en azından aşkım için mücadele ediyorum ya. Sen gibi mavitik peşinde koşmuyorum ya. Nedir bu mavitik meselesi ya? Rafı, ne yaptın la kendine? Bak, bak, bir daha, bir kişi daha bu lafı ederse yemin ederim fena bozuşuruz ha. Tamam, gülme. Gülme lan. Tamam Rafım, tamam. Kızma, kızma. Gülmeyin, gülmeyin. Ya kardeşim, bu oyun daha ne kadar sürecek? Yani beraber nezarete düştünüz. Daha ötesi yoktur herhalde. Vallahi inşallah bu oyun hiç bitmez. Ben Naz'la bu oyunu ömür boyu oynarım. Çünkü oyun varsa aşk da var. Yaz bunu. Güzel söz bu. Oyun varsa aşk da var. Güzel söz. Günaydın. Biraz konuşabilir miyiz? Şu an çok işim var, olmaz. Bence şimdi konuşursak daha iyi olur. Hazır Fırat ortalarda yokken. Malum konuştuklarımızı duymasını istemezsin. Evet. Restorandan da çıktık istediğiniz üzere. Sizi dinliyorum. Bakın, ben sıradan mahalle kızıyım. Böyle sizin gibi akıl oyunlarını aklım almaz benim. Düz bakarım. Seviyorsam severim. Ne güzel. Kıskanıyorsam da asla başka kadınları kullanmaya kalkmam. Ben... Sağ olun. Zor zamanımda bana iş verdiniz. Yanımda oldunuz. Ben Fırat'tan daha da uzaklaşmak istemiyorum. Ben onu geri kazanmak için de elimden geleni yapacağım. Çünkü ona hala aşığım. Güzel. Yolunuz açık olsun. Yoluma çıkarsanız da sizi kırmaktan çekinmem. Ama siz zaten onu o gün masada bıraktığınızda ondan vazgeçmiştiniz değil mi? Haksız mı? Ama ona hala aşıksanız şimdi söyleyin. Daha ayrı savaşırız. Arpacık soğanım nerede? Ben alırım. Şefim! Şefim! Şefim iyi misin? Ne yapacağız? Ayılmıyor. Fırat şef. Ne yapacağız? Afiyet çok olsun. Teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyoruz. Naz Hanım, Şebnem Hanım. Çok korkunç bir şey oldu. Ne oldu? Fırat şef düştü. Ne? Kendine getiremedik. Ne olur bir şey yapın. Şebnem hemen ambulanslara çabuk. Tamam, tamam. İnşallah. Asuman, Asuman nereye gidiyorsun? Fırat'ın yanına gidiyorum. Lütfen durur musun? Müşterileri göndermemiz gerekiyor önce. Ya umurumda değil. Asuman rica ediyorum. Önce müşterileri göndereceğiz. Kandemir abi. Şefimiz rahatsız, lütfen dışarı alabilir. Çok kusura bakmayın. Daha sonra yeniden yok. Bekliyorum. Acil ambulansa ihtiyacımız var. Tabii, hemen adrese veriyorum. Fırat şefim. Aç! 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 Fırat! Fırat ne olur aç gözlerini, ne olur ya Fırat! Fırat duyuyor musun beni? Fırat! Fırat ne olur ya! Fırat şefim. Fırat şefim. Fırat! Fırat ne olur ya! Ne olur!
Fırat aç gözlerini ne oldu Fırat? Fırat duyuyor musun? Fırat! Fırat bir şey söyle ne olur duyuyor musun beni? Fırat! Fırat! Lütfen bir şey söyle iyi misin? Fırat? Fırat duyuyor musun beni? Şefim iyi misin? Fırat. Fırat bir şey söyle. Neredeyim ben? Restorandasın. Yanındayım. Mutfaktayız. Daha iyi hissediyor musun? Fırat! İyi mi? İyi mi? Ambulansı çağırdım. Geliyor. Fırat konuşsana ne olur. Fırat şey, kalkabilecek misin? Tamam. Söyle ne olur hadi. Hı? Neresi burası? Siz kimsiniz? Benim hava almam lazım. Şef. Tut. Fransız şef. Bak senin hayatta en çok uğraştığın insan benim. Benim için de sen öylesin. Ya nasıl hatırlamazsın? Hem de birbirimize yaptığımız onca şeytanlıktan sonra. Benden başkasını hatırlamaz o. Aşkım beni hatırlıyorsun değil mi? En büyük aşkını, nişanlını. Ex nişanlı demek istedi kendisi. Şöyle anlatayım. Seni böyle nikah masasında bırakıp gitmişti. Oradan hatırlarsın belki Fırat'cığım. Hayır. Bizim aramızdaki çok başka bir bağ. Hem onu hatırlasaydı nasıl hanım da hatırlardı o zaman. Şebnem sen ambulans arar mısın? Nerede kalmış hadi. Geliyor. İyiyim ben iyiyim. İyiyim. Ambulansa gerek yok. Nasıl iyisin Fırat? Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Keşke unutsam be. Beni öldürmeye çalıştığını, nezarete düşürdüğünü, nikah masasında bırakıp gittiğini. Fırat Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Böyle bir şey şakası mı olur? Fırat yani gerçekten suyunu çıkarttın ha. Hepimiz kahrolduk burada. Özür dilerim ama hazır fırsatını bulmuşken benim için ne kadar endişelendiğini ona göstermek istedim. Ayrıca sizlerden de özür diliyorum ama Fırat Şef kendisini size affettirecek. Hiç merak etmeyin. Valla ben sana ne diyeyim bilemiyorum be. Ambulansı da iptal edeyim bari. Cansın. Saf. Geri zekalı. Geri zekalı. Oh.